Konuşacak çok konu var. Hızlı hızlı isterseniz dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükelçiler Konferansı'ndaki sözleriyle başlayalım. Bir şey söyledi. Dedi ki Cumhurbaşkanı basitçe Türkiye artık oyun kurucu ülke pozisyonunda. Bulunduğumuz yer itibariyle de biz olayları tribünden seyretmek yerine olayların bizzat içinde bulunuyoruz. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk diye de altını çizdi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu sözünden sonra bugün Emine Erdoğan'ın yine Büyükelçiler Konferansı'nda eşleriyle değil mi? Evet. Bir şey toplantısı vardı. Hasan Kadın Öztürk de oradaydı. Büyükelçiler ve eşleri. Orada da önemli mesajlar vardı. Yani benzer minvalde onu da şimdi sizden alacağız. Bir de tam bu konuşulurken tabii Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açması. Bu ne anlama geliyor? Bunu da yine alacağız. Önce Mustafa Kemal Çiçek'ten şu şeyden başlayarak Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açması ne anlama geliyor hukuki açıdan? Bir onu alalım isterseniz. Buyurunuz sizinle başlayalım. Evet, bugün Mustafa Bey ajanslara düştü bu haber. Epey de yankı uyandırdı. Herhalde TASS haber ajansı bunu yayınladı. Daha sonra da birçok yayın organı da ifade etti. Tabii Rusya'nın bu Kıbrıs'ta konsolosu kaçması önemli bir girişim. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığını deklar etmiş oluyor. Bu Doğu Akdeniz'de dengeleri de değiştirecek bir tavır. Çünkü burada, bu bölgede özellikle Anglo-Sakson yapının, Amerika'nın, işte Avrupa Birliği'nin bir dünyada tanınmış artık bir Türk devletini istemediği ortada. Bir ada Türk devletini istemediği ortada. Ama Rusya burada bir hamle yapmak suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunun mesajlarını veriyordu. Daha evvel de ifade etti gelişmeler olabilir diye. Ama tabii bizim beklentimiz hep dost kardeş ülke Pakistan, işte Azerbaycan veya Bangladeş veya Afrika'dan birkaç ülke ile sınırlıydı değerlendirmemiz. Burada Rusya'nın devreye girmesi, Rusya'nın burada bu tavrı göstermesi hakikaten çok değerli ve kıymetli olduğu kanaatindeyim. Hatta hep şu tartışılıyordu. Rusya işte Kırım konusunda Türkiye bir adım atsın, Kırım'ın Rus toprağı olduğunu ifade etsin. Biz de işte mukabil olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda o adımı sergileyelim demişti ama Türkiye Cumhuriyeti tamamen işte Kırım'ın bir Ukrayna toprağı olduğunu defalarca ifade etti. Yani Rusya'nın bu yöndeki taleplerine hiçbir zaman sıcak yaklaşmadı. Rusya bu tablo ortadayken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açacağını belirtmesi hakikaten çok ilginç olacak. Bölge denklemleri açısından ilginç olacak. İşte biraz önce saydım, Amerika, Anglo-Sakson, Avrupa Birliği boyutuyla ilginç olacak. Özellikle Yunanistan boyutuyla. Zaten geçen sene Rusya biliyorsunuz Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmasına en çok desteği veren bir devlet olması ve Ortodoks yapıda bir arada olmaları nedeniyle işte Yunanistan'la ilgisi alakası o kadar geniş boyutluyken bir anda Yunanistan'ı dost olmayan ülkeler kategorisine almıştı. Bu yaklaşımı sergilemişti. İşte Yunanistan'da Amerikan üslerinin yayılması, Rusya'ya karşı dost olmayan münasebetlere girmesi nedeniyle Yunanistan'ı bu kategoriye almıştı. Ki Ortodoks devlet her ikisi de, yani din bağlamında baktığınız zaman. Sonrasında Kıbrıs konusunda Türkiye'nin yanında hareket etmesi özellikle Yunanistan'ın da çıkarlarını çok olumsuz etkileyecektir. Evet. Türkiye'mizin işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi, biz bunu hep burada ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık küresel anlamda oyun bozucudur. Bölgesel anlamda oyun kurucudur. Bunu hep ifade ettik. Bu da bunun bir göstergesi, evet, olduğu kanaatindeyim. Ha, burada şu olacaktır. Bu resmileştiği zaman, işte oraya bir konsolos gittiği zaman belki onu takip edeceklerdir. O noktada bize baskı uygulayacaklardır. İşte bunu bertaraf etmek için çaba gayret sarf edeceklerdir ama
ne buna Türkiye Cumhuriyeti fırsat verecektir ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fırsat verecektir. Benim tahminim başka devletlerin de bunu takip edeceği yönünde olacaktır. Mesela bunun arkasından bir Çin neden gelmesin ki Çin'in de bölgede çok büyük menfaatlerinin, ekonomik çıkarlarının olduğunu biliyoruz. Yani ülkemize de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de hayırlı olsun diyorum Mustafa Bey. Hayırlı olsun.